Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, şöyle tek renk Reyhan marka, göründüğünden daha koyu renkte, daha tatlı bir mavisi olan tülbentim var. Şöyle 21 numarada tığım var. Yine şöyle biraz çimeninden sizler için hazırladım. İğneden tığa bir modelim var arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle yakın plan göstereyim. Modelim bu. Çimeni bu şekilde. Şimdi hem çimenini hem de şu pipiriklerin üzerine arkadaşlar şöyle minik minik çiçekler hazırlayacağız. Modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, şu şekilde tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini yapıyoruz. 696 Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalında tüm püf noktaları ile tülbent kenar tığlama işlemi mevcut. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arka tarafı unutalım. İlk başlar gibi bakın başlayacağız. Şöyle tığ battımızın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Sabitledikten sonra üzerine bir tane zincir çekip bir defa tığımı doluyorum. Hemen yandaki tığ battıya giriyorum. Şöyle 1, 2 ve 2 alarak 3 seferde aldığım minik bir trabzan yaptım. Şöyle 12 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane zincirimi çektim. Modelimiz iğneden tığa olduğu için güzelce sıkıca da esnettim. Şöyle sıkı sıkı da zincirlerimizi çekiyoruz. Kalıp gibi böyle ilmeklerimiz oluyor. Yine 12 tane zincir çekiyorum. 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şöyle trabzanın arasına girip sık iğne ile sabitliyorum. Buraya 2 tane 12 zincirden dal yaptık. 15 tane sıkı sıkı zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Bakın şu şekilde sıkı sıkı şöyle oturttura oturttura zincirimizi çekip şöyle ilk ilmeğimden girip 15 zincirimi buraya sık iğne ile sabitliyorum. 10 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi şöyle çevirdim. Buraya sık iğne ile sabitlediğim yere tekrar üzerinden 10 zincirimi buraya sık iğne ile sabitliyorum. Bakın bu şekilde bir yuva hazırladık. Şimdi 20 tane sıkı sıkı zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Şu şekilde şöyle kalıp gibi zincirlerimiz oluyor ve buradan üçüncü tığ battıya şöyle bakın sık iğne ile buraya sabitledim. Şöyle yapmış olduğumuz işimiz bakın bu şekilde. Şöyle bir tutayım arkadaşlar. Bantülatörü açmıştım. Onun rüzgarı bazen telefonu sallıyor. Evet, şöyle ortada iki tane kirpiği olan üzeri de zincirlerle yuva. Bu kadar arkadaşlar. Yapılışı çok kolay. Çimeni bu şekilde devam ediyor. Şöyle biraz daha yapalım. Bakın ilk başlarken gibi başladığımız yere geldik. Şöyle sık iğneyi hem otursun diye hem de trabzanı rahat yapmak için tepesine bir zincir, bir defa tığımı doladım. Hemen yandaki tığ battıya 1, 2 ve 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. 12 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bu yapmış olduğum trabzanımı yuva edinip buraya sık iğne ile 12 zincirimi sabitliyorum ve bir 12 zincir daha. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Yine aynı yere 12 zinciri kapattım. 2 tane 12 zincirden bu şekilde kirpik yaptım. Ve 15 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15.
15 zincirimi şöyle ters tarafından çevirip bu ilk 12 zincirli yuvanın içine sık iğne ile ipimi sabitledim. 10 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şöyle çevirdim. Bu ilk kirpikli sık iğne ile kapattığımız yere bir de 10 zincirimi sık iğne ile kapatıp buraya bir tane yuva hazırlıyorum. Şu şekilde bakın arkadaşlar. Şimdi 20 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 zincirimi çekiyorum. 3. tığ battıma bakın. Şöyle 1, 2 ve 3. 3. tığ battıma girip şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Sık iğnenin de üzerine bir tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Yine bir tane daha yapalım. İyice pekişsin. 3 seferde trabzanımı yaptım. Ve buraya 12 zincir. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 zinciri kapatıyorum trabzana. Buraya 2 tane 12 zincirden yuva hazırlayacağız. Ve 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 zinciri kapattım. Şöyle ve 15 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Şöyle ters tarafına çevirdim. Bu ilk 12 zincirli yuvanın içine girip sık iğne ile sabitledim. 10 tane zincir. 7, 8, 9 ve 10. Çevirdim düz tarafına. Buraya aynı yuvaya bir daha sık iğne yaparak şöyle 10 zincirimi kapatıyorum ve 20 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Şöyle 3. tığ battıya 1, 2, 3. Kapatıyorum. Şöyle. Bakın yeterli sanırsam arkadaşlar. 3 tane hazırladık sizle beraber bu şekilde. Şimdi bu kirpiklerin yapılış kısmına geçelim. Evet, şimdi üzerindeki pimpirikleri yapmaya geldi sıra. Şimdi arkadaşlar şöyle ipimi tığıma tutturdum ve bir tane bırakıyorum baştan. Şöyle ikincinin içine sık iğne ile ipimi buraya sabitleyerek başlıyorum. Bak. Ve 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi buraya sık iğne ile sabitliyorum. Yine aynı şekilde yuvanın içine girip sık iğne ile sabitliyorum ve 5 zincir. 2 sık iğnenin arasını ayırıp buraya kapattım. Yine bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zinciri buraya çektim. Sık iğne ile sabitliyorum. 3 oldu. Toplamda 5 tane bu şekilde kirpik hazırlayacağım. Şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Tekrar yuvanın içine giriyorum. Sık iğne ile sabitleyip 5 zincir. Şöyle 2 sık iğnenin arasına bakın. Şu şekilde boşluktan gözüküyor. Bakın bir ışık orada. Hemen sık iğne ile yine bu yuvanın içine sabitleyip koparmadan da bir zincirimi çekiyorum ve ipimi kopardım. Bakın bu şekilde. Şimdi rengarenk yapacağım. Bu mavi tonlaması güzel yakışıyor diye arkadaşlar bu şekilde yaptım. Şimdi sarı ve pembe ile renklendirelim. Evet, yine bir tane boşluk bırakıp ikincisinin içine giriyorum. Sık iğne ile ipimi buraya sabitledim ve 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi buraya sabitleyip bir tane kirpik oluşturdum. Yine
Yanına bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Sabitledim. Sık iğne. Sık iğnemi fazla sıktırmıyorum. Şöyle orta sıklıkta 5 zincir. 2 tane sık iğnenin arasına şu şekilde 5 zincirimi kapatıp kirpik oluşturuyorum. Sık iğne 5 zincir. Sık iğne 5 zincir. Buraya yuvanın içine girip sık iğne ile sabitleyip yine bir sık iğne yapıyorum. Bakın. Bir zincirimi çektim. İpimi kopardım. Yine 5 tane sık iğnelerin üzerine kirpiğimizi hazırladık arkadaşlar. Hemen ipleri yakıp temizleyip geliyorum. Bir tane arada bırakıp ikincisinin içine sık iğne ile sabitliyorum 5 zincir. 5 zincirimi şöyle sık iğnenin ilkini bu şekilde şöyle bir ara kısmından girerek başlayabiliriz. Sık iğne 5 zincir. İkincisini gayet aradan hemen kolaylıkla girebiliyoruz. Şöyle yine bir sık iğne 5 zincir. Bunu sık iğne siz de direkt arasına zincirleri çekerek 8 zincirden yapabilirsiniz. Nasıl hangisi kolayınıza gelirse arkadaşlar o şekilde işleyebilirsiniz. Bu şekilde daha terli toplu duruyor diye ilmekler. Ben bunu tercih ettim. Siz normal sadece sık iğnesiz kirpikler hazırlayabilirsiniz. Evet, sık iğnemizi yapıyoruz yine en son ve kopardım. Hemen bunları yakıp temizleyip geleyim. Evet, modelimizi tamamladık. Bu şekilde çok hoş ve zarif bir model oldu. Şöyle bir de uzaktan tutayım. Evet. Bu kirpiklerin renklerini sade tek renk de yapabilirsiniz. Mavinin yanına beyaz katıp mavi beyaz, mavi beyaz da devam ettirebilirsiniz. Zevk size ait arkadaşlar. Bu şekilde çok hoş oldu. Şöyle bir de tülbentimi ters tarafından göstereyim modelimi. Hem kolay bir model hem de iğneden ta zarif bir model oldu. Bakın sadece zincir çekeceksiniz. Bu sık iğne kısmını da dediğim gibi yaparken kirpik çekip 8 zincirli minik minik kirpikler de yapabilirsiniz. Böyle sık iğnenin üzerine yapmanız şart değil arkadaşlar. Şöyle yakın plan göstereyim modelimi. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.